Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi, İnsaniyet Mektebi'nin en mualla, en müberra yıldızları, her birisi insaniyet semasının en aziz, en kıymetli burçları hükmündeki Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kıl, katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi ve işittiklerimizi hakikatin süzgecinde elemeyi bize nasip et. Rabbimiz, boşa bakanlardan, boşa susanlardan, boşa konuşanlardan ve hasreten boşa yaşayanlardan olmaktan sana sığınırız ertelemekten üşenmekten vazgeçmekten adam bana ne bana dokunmayan yılan bin yaşasın demekten köprüyü geçene kadar ayya dayı demek lazım teranesinin seviyesizliğinden senin alim senin hakim ve senin şafi esmalarına sığınırsın en yakın zamanda en müsait vesilelerle bizlere şifalar ihsan eyle. Rabbimiz bizi Müslümanlardan olarak yaşat. Müslümanlardan olarak öldür. Ve salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli izleyiciler, değerli dostlar, Rabbimizin lütuf ve kereminin tezahürü olarak bir kara göründü programında bir aradayız. Hoş geldiniz. Bu birliktelik hakkımızda hayırlara vesile olsun. Bu birliktelik bir beyaz vakit olarak sizlerin de Bizlerin de sabıkasında yer alsın inşallah. Rabbimiz ömrümüzü hayırla bereketlendirsin. Ne kadar da muhtaçız. Üzerimizden geçip giden bu anlara, bu saniyelere, farkında olmadan akıp giden bu ömre ne kadar da yabancıyız. Kendimizi bu dünyada baki adleden bu dünyanın sahibi adleden bizler, adına tevehhüm ebedi edenen bir hastalığa, ölümsüzlük düşüncesine düçar olmuşuz. Oysa insan dönüp baksa kendi hikayesine görecek ki onun hikayesi, bütün var olanların hikayesi bir damla suyun üzerine üflenen kün nefesinde gizlidir. Görecek ki onun hikayesi, bir damla suyun üzerinden geçen her birisi bir yol hükmündeki günlerin, gecelerin, ayların, yılların ve asırların hikayesinde gizlidir. Görecek ki o günler ve geceler, o aylar ve yıllar, o asırlar birçoğunu eskitti, birçoğunun üstünü örtüp gitti. Bir cenahta Hazreti İbrahim'i görecek. Hazreti Musa'yı görecek. Hazreti Şuayb'ı görecek. Hazreti Yahya'yı, Hazreti Salih'i görecek. İçinde bahar müştuları devşirecek. Diyecek ki, Ya Rabbi inşallah ben onlardan olayım. Ama gözünü bir başka cenaha çevirdiği zaman orada Firavun'u görecek. Dehhak'ı görecek. Şeddad'ı görecek. Belam'ı, Karun'u, Haman'ı görecek. Ve diyecek ki, Hafezen Allah. Ya Rabbi muhafaza buyur. Acı ve merhamet et. Ama gözünü nereye çevirirse çevirsin bir gün bir ses duyacak vücudunun bütün zerreleriyle içini bir ürperti kaplayacak. Bir yerden, bütün cenahlardan, bütün vecihlerden gelen bir ses kara göründü diyecek. Rabbimiz o sesten önce o sesi duymadan önce bir ticaret hane olan bu dünya hayatında azımızı çok ile değiştirmeyi, noksanımızı tam ile değiştirmeyi, eksiğimizi, defolumuzu kamil olan ile değiştirmeyi, buradan hak ve hakikatin, selamın yurduna geçebilmeyi bize nasip eylesin. Eskiler ecdadı izamımız, selef-i salihimiz bir işe başlarken kudret, kudret vire, vira bismillah derlermiş. Biz de öyle diyoruz. Bu dördüncü programdır. Dört programdan beri diyoruz ki modern insan yalnızdır, kimliksizdir, yabancıdır. Modern insan marazi bir haldedir. Etrafımızı kuşatan, güya hayatımızı paylaşmış olduğumuz birçok materyal bizim üzerimizde virüs etkisi yapmaktadır. Evlerde odalar birer hapishaneye dönüşmüştür. Çocuklardan birisi bir bilgisayar ile, yek diğeri bir telefon ile çekilmekte kendi mahzenine, kendi inine, kendi dehrizine, beyefendi elinde bir başka kumanda, hanımefendi elinde bir başka kumanda ile beraber bir tepe gözün karşısına geçip göğe ömür sürmekte. Allah Resulü Efendimiz bu zamanlarda, bu zor zamanlarda şeytanın ümmet üzerindeki en büyük tezgahlarından birisi olarak işaret etmekte. Demekte ki şeytan, kıyamete yakın zamanlarda insanlar arasındaki iletişimi kopartacak. Yani onlar birbirlerini gördükleri zaman hasmane bakışlarla bakacaklar. Onlar birbirleriyle konuştukları zaman homurtu ile konuşacaklar. Ne söylediğini duymayacaksınız söyleyenin. Dinleyen ne anladığını bilmeyecek. Siz o zamanlarda Ölene diyeceksiniz ki, yahu sen niye öldün? Bilmeyecek. Öldürene diyeceksiniz ki, yahu sen niye öldürdün? Bilmeyecek. İşte Allah Resulü Efendimizin işaret ettiği, bu dehşetli fitnelerin üzerinde cem olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve diyoruz ki, ilaç Medine Mektebi, ilaç selam medeniyetidir. Altı hususiyeti sizlerle beraber konuştuk. Bunları bir şekilde elde etme imkanınız var. Bugün inşallah yedinci hususiyetten başlayacağım. Zaman kaybetmemek düşüncesiyle. Bizler İslam medeniyetinin, İslam kardeşlik ahlakının adımları bahsinde yedinci hususiyet olarak diyoruz ki her birimiz diğeri hakkında, kardeşi hakkında, onu dua ile ve hayır ile yad etme, onu dua ile ve hayır ile hatırlama mecburiyetine müdrik olmak durumunda. Bizler kardeşlerimizi dua ile diriltmeliyiz. Efendimiz Hazretleri dua ile dirilen ölmez buyuruyor. Kıymetli dostlar, aziz kardeşler, ne kadar az dua eden bir kavim olduğumuzu görüyor musunuz? Oysa ki hayat dua ile yazılan sayfalardır. Bir insanın hayatının ne olduğu tercümesi onun dualarında gizlidir. Bakıyorum birisi ötekisine diyor ki dua eder misin? Öyle basit formülize etmişiz ki iki kelime, üç kelime Allah versin. Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Bakıyorsunuz bunları söylüyorken söylenen bu kelimelerin keyfiyetine malik olarak söyleseniz tesir karşı tarafta icra olacak inşallah. Ama renksiz, ama soluksuz, ama solgun bir şekilde söylediğiniz zaman, bir vazifeyi savar bir şekilde söylediğiniz zaman, bir Tirmizi hadisinde Efendimiz Hazretleri ne diyor? İçinde tazarru ve huşu olmayan, yani içinde niyet olmayan, akıl olmayan, yürek olmayan, gönül olmayan bir ibadetten sahibine fayda yoktur. Bizler kardeşlerimize dua etmek durumundayız. Bundan birkaç hafta önce üst katta bir gürültü, gece saat iki, iki buçuk beyefendi ile hanımefendi bir kavgaya tutulmuşlar. Şeytan emin olun ki bir köşeye çekilmiş, emin olun ki kendi lisanı hariyle, kahkahalarla gülmektedir orada. Çünkü Allah Resulü Efendimiz şeytanın da psikolojik reflekslerini bize bildirmekte. İnşallah bir gün de onu konuşuruz. Gece saati iki, iki buçuk kalksam, kapıyı çalsam, bir şey desem duramam. Biraz tez canlı bir adamım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok filan. Aklıma birden Hazreti Ebu Derda geldi. Sahabe-i Kiram'ın gençlerinden birisi gitmiş ve demiş ki, amcacığım senin için bir şey yapabilir miyim? Hazreti Ebu Derda hasta ve hasta yatağında yatıyor. Demiş ki evladım samimi misin bu niyetinde? Evet amcacığım deyince demiş ki git o zaman bir abdest al iki rekat namaz kıl sonra bana dua et. Dedim ki ya bunu yapmak lazım. En azından bunu yapabilmek lazım. İki rekat namaz kıldım, ellerimi açtım. Dedim ki ya Rabbi bu üst kattakiler senin komşu, senin kulun. Benim komşum. Bu üst kattakiler senin kulunun çocukları ya Rabbi. Ya Rabbi affet, mağfiret et. Hataları neyse, problemleri her neyse ya Rabbi halaseyle, necate erdir onları ya Rabbi. Onların arasındaki bu hasmane tavrı muhabbete vesile kıl ya Rabbi. Dua, 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 dua. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Baktım sesler kesildi. Sabahleyin beyefendi evden çıkıyorken gözlerinin içine şöyle bir baktım. Bir fırtına arkasından gelen sessizlik, yorgunluğu gibi. Ama elhamdülillah melhamledi. Halası oldu. Bizler duaya mecburuz. Bizler duaya memuruz. Yahu birazcık iktisattan anlıyorsak, birazcık işletmeden anlıyorsak bu böyledir. Nasıl böyledir? Bakın formülasyona. Şimdi bir sürü finans uzmanı var değil mi? Bir sürü finans danışmanı var. O gün bir yere gittim. Birisi ötekisine diyor ne yaptın? Diyor ki sepet yaptım. Tabii biz bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz bir sepet var yumurta sepeti. Sordum dedim ne sepeti filan. Abi yatırım enstrümanlarını karıştırdı demekmiş bu. Yani birazcık altın, birazcık senet, birazcık euro, birazcık dolar. Hepsini karıştırdığında sepet. Tabi elhamdülillah bizim sepetin altı boş olduğu için ne koyursan koy düşecek. Rabbim bereket versin inşallah. Şimdi birazcık bir finans danışmanına gidecek olsanız kafa birazcık çalışacak olsa formül ne? Ney formül? Hazreti Resulullah diyor ki birisi gıyabında bir Müslüman kardeşine dua edecek olursa kim? Konya'daki Mümtaz. Kim? Sivas'taki Rafet. Kim? İstanbul'daki Ayşe. Ellerini açtın. Ya Rabbi ver. Ya Rabbi halaset, Ya Rabbi necate eriştir diyecek olursa hemen bir melek gelir ve başının üzerinde der ki Ya Rabbi o dua ediyor ya sen ona misliyle mukabele et Ya Rabbi. Ne istiyorsa kardeşi hakkında misliyle ona ver. E şimdi bu keskin bir formül. Niye? Uyduruk bir şey değil. Altında Hazreti Resulullah'ın parafı ve imzası var. Hazreti Resulullah kaşelemiş altını. Peki nedir o zaman dua noktasındaki bu cimriliğimiz? Nedir dua noktasındaki bu yabancılaşmamız? Allah kendilerinden razı olsun. Bazen böyle genç kardeşlerimizi görüyorum. Müşterinin yoğunluğu sebebiyle camide namaz kılıyorlar filan güzel kardeşler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Pır. Hemen aklıma bir hadis-i şerif geliyor. Mübarek Peygamber Efendimiz bu keyfiyette hareket eden bir sahabe Efendimiz'e diyor ki senin halin neye benziyor biliyor musun? Gün boyu çalışarak bir işi tamamlayarak ücretini almadan giden adamın haline benziyor. Ey mübarek kardeş abdest almışsın, vakit ayırmışsın, namaz kılmışsın. Ya Allah senden razı olsun. Ey namaz kahramanı, ey namaz goncası, ey secde gülü. Ya yapacağın ufak, aç ellerini. İster Rabbinden. Ver ya Rabbi de. Ver diyorken, Hazreti Fatma Validemizin keyfiyetiyle komşularını hatırla. Arkadaşlarını hatırla. Dostlarını hatırla. Zamanın kahramanlarından birisi, Rabbi Rahim kendisinden razı olsun günlük ortalama 3 saat Adem evlatlarından diğerleri için dua ediyormuş. Ay benim güzel kardeşim. Ay benim aziz dostum. Dua ile dirilen ölmez. Bizim ruhumuz yabancılaştı, yalnızlaştı. Bir bakarsınız ki orada bazı kılcal damarlara kan gitmediği için meflüç bir hal aldı. Onları diriltmenin yolu sevgi. Sevginin lisanı da duaydır. Dua eden adam tebessüm etmeyi, gülmeyi bilir. Baktın, adamcağızın birisiyle o gün sana pek nahoş görünüyor. Çekil bir köşeye aç ellerini. Ya Rabbi ver okulunda. Birazdan bakacaksın ki o kızdığın adam o nefret ettiğin adam yüzüne, gözüne güzel görünecek. Ve böylece sen tebessümünle sadaka olduğu keyfiyetiyle beraber elhamdülillah çifte, çifte, çifte düğün yapıp, çifte davul vurup, çifte hayra gireceksin inşallah. İslam kardeşlik ahlakının adımlarından birisi de şu keyfiyette kendisini gösterir. Müşareketi hayriye. Yani ne? Bazen böyle kardeşlerle oturup muhabbet ediyorum filan. Birbirlerini tesmih ediyorken, birbirlerini tavsif ediyorken, onlardan bahsediyorken, reklamını yapıyorken diyorlar ki ya abi filanca var ya, evet. Ya acayip bir adam filan. Nedir diyorum acayip olan? Abi diyorlar, acayip geyik bir adam filan. Tamam. Allah muhafaza buyursun. Bakıyorum, ne yapıyor? Abi acayip güldürüyor filan diyorlar. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte diyor ki siz bir yere gidin, bir muhabbetin işine girin. Orada Allah ve Resulünden bahsolunmamışsa, orada Allah ve Resulünün ismi geçmemiş ise, düşünün ki birileri bir araya gelmişler, orada Allah muhafaza buyursun, Allah affetsin, hiçbir fayda devşirmeden ölü bir hayvanın leşini, laşesini yiyip kalkmış gibi olurlar haşa huzurdan. Bizler hayatımızın her aşamasında kim ile bir araya gelmiş isek onunla hayırlı bir ortaklık kurmak zorundayız. Salih bir ortaklık oluşturmak zorundayız. Yani Kardeşimizin birisiyle kitap okuma noktasında bir ortaklığımız varsa, birisiyle bir yetime anne baba olmak noktasında bir ortaklığımız olacak. Birisiyle bir mazlumun mazlumiyetini gidermek hususunda ortaklığımız olacak. Bir başkasıyla sabah namazı ortaklığı hususunda ortaklığımız olacak. Ama kim ile berabersek onunla aramızda sağlam bir rabıta kuracağız. Çünkü Hayat boşluk kabul etmiyor. Siz boşaltırsanız birileri gelip onu dolduruyorlar. Bu ilişkileri diri tutmanın, pörsümenin önüne geçmenin de yoludur. Son madde. Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. İslam kardeşlik ahlakının adımlarının sonu. Bizler mesuliyet bilinciyle hareket etmek durumundayız. Çünkü sıra-i rahim dostlarımızın harimlerini muhafaza etmeyi de bize mükellefiyet olarak yükler. Yani yalnızca arkadaşınız değil, onun annesi, babası, hanımı, kardeşi, evladı, her kim var ise gözünüzün bir kenarıyla siz onu da kontrol etmek durumundasınız. Hazreti Hüseyin Efendimizden bahsedilen bir hatıra, bir anekdot ile beraber müsaade isteyeceğim. Hazreti Hüseyin Efendimiz bir gün çölde çadırda arkadaşlarıyla hasbihal ediyorken çadır deyince, çöl deyince aklınıza bir şey gelmesin. Nasıl ki bizim burada yaz tatili için insanlar şeye inerler, sahile inerler veya dağ başlarına çıkarlar. O Arabistan'da da insanlar tatil için çöle giderler. Allah nasip eder. İnşallah kardeşlerimiz umreye ve hacca gitmek onlar için kolay gelsin. Özellikle genç kardeşlerimize, yeni evli kardeşlerimize Cenab-ı Hak hayırlı vesileler versin. Bir an önce umreye ve hacca gitsinler inşallah. Hazreti Hüseyin Efendimiz çölde, çadırda bulunmuş olduğu bir esnada uzaktan bir bedevi gelir. Hazreti Hüseyin Efendimiz bedevi yaklaşınca kalkar, ona bir takım ikramlarda bulunur, izzet gösterir ona, takdir eder onu. Sonra kendi yanındakilerin en kıymetlerinden ona verir. Sonra uğurlar, uğurluyorken hediye verir filan. Bedevi gittikten sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin yanındaki ahbaplarından, muhiplerinden, dostlarından birisi der ki Ey Allah Resulü'nün evladı bu Bedevi için bu izzet ve ikram fazla değil miydi? Hazreti Hüseyin Efendimiz tevessüm eder der ki ben sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyorum. Onun babası benim babamın arkadaşı ve dostu idi. Yani İslam kardeşlik ahlakı yalnızca birebir ilişkiyi değil. O ilişkinin bütün şubelerini cari, o ilişkinin bütün şubelerini kapsayıcıdır. Siz birisine kardeş demişseniz, adnesi, babası, eşi ve çocukları da artık sizin ilgilenmeniz gereken dairenin içindedirler. Allah Resulü Efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurmuşlar. Cennet özler üç kişiyi. Ammar'ı, Selman'ı ve Ali'yi. Cennet özlesin sizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.